Değerli dostlar, selamünaleyküm. Emre Çimen ben, hoş geldiniz. Bugün size farklı bir içerikle geliyorum. Nedir içeriğimiz? Yeni bir motor aldım, motorun tanıtımını yapacağım. Biliyorsunuz devir ekonomi devri. Aracılarımız gerçekten çok yakıyor. Benzin fiyatları pahalandı, mazot fiyatları pahalandı. Biz de haliyle dedik ki bir motor alalım. Atı da sattım biliyorsunuz artık. Şimdi atı yeni bir at alana kadar motorumuzla git gel yapacağız. Benim günlük rutinim gerçekten fazla oluyor kilometre olarak. Ben de mecburen bir motor aldım kendime. Motorda bu yeni çıkan kanunda 125 cc'ler artık B ehliyette sürülebiliyor. Benim motor ehliyetim var ama yeni çıkan kanuna göre de 125 cc'ler sürülüyor. Bunu da buradan biliyorsunuzdur, bilmeyenler de öğrenmiş olur. Artı 50 cc niye almadım? 50 cc'ler böyle çok benim hoşuma gitmedi. Hani bizim bu bölgesel olarak bir de rampamız çok olduğu için 50 cc'ler böyle çeker mi çekmez mi git gellerim oldu. Artı arkasına birini alabileceğim zaman rahatça kullanabileceğim bir motor olsun istedim. 125 cc aldım. 125 cc'de de RKS'yi seçtim. RKS motoru neden seçtim onu da söylüyorum. Bana göre ilk önce görüntü olarak en güzel hitap eden bu oldu. RKS bana görüntü olarak hitap etti. Şimdi detaylı çekimlerini yapacağım ben size. Ve süreceğim, sürüş testini de yapacağım. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Eksileri, artıları vesaire bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. RKS New ProLite bu motorumuz. 125 cc. Bunu aldım. Bunu ilk önce Trabzon'dan alıyordum. Burada yok bayisi. Trabzon'da alıyordum. Trabzon'daki bayiyle anlaşamadım. Benden kaynaklı değil, bayiyle kaynaklı anlaşamadım. Ve gittim Samsun bayisini aradım. Samsun bayisinden aldım. Samsun bayisi de atmaca motoru diye geçiyor. Buradan da onlara bir şey söylemek istiyorum. İlla ki buradan sesimiz gider. Samsun atmacadan aldım bunu. İlk başta satış yaparken çok güzel ilgilendiler. Allah razı olsun. Arada ilgilendi vesaire. Ama sonrasında motor geldikten sonra ben bu rengini istemedim. Özellikle gold rengini istedim. Ama motor geldiğinde bu renk geldi. Ha, kötü mü oldu? İnanın bu rengi daha çok sevdim. Bu rengi benim hem de kendi aracımla da aynı renk. Gerçekten çok daha sevdim bu rengi. İyi ki bu renk olmuş ama gold rengini sipariş vermiştim. Ve üzerine basa basa söylememe rağmen bu rengi gönderdiler. Yanlış gönderdiler bana. Artı motor aldıktan sonra motor geldi mi, gitti mi, ne yaptın, ne ettin diye sormadılar. Yani aynı zamanda ben de ticaret yapıyorum. Biz 100 TL'lik ürün satıyoruz. Müşteriye inanır mısınız, memnun musunuz diye soruyoruz. Bizi buradaki müşterilerimiz iyi bilirler, iyi tanırlar beni. Şimdi vatandaş burada daha ne sordu, ne etti, ne bir şey yaptı. Yani hemen şey bitti, muhabbet bitti orada. Buna da üzüldüm. Buradan Atmaca Motor'a da benden bir bayan ilgilenmişti. Bayan ismini vermiyorum ama buradan Atmaca Motor'a da sesimiz gitsin. Düzelsinler. Çünkü öyle olması lazım. Doğrusu. Motorumuzu 65 bin liraya aldım ben. 65 bin lira nakliye dahil 65 bin liraya aldım. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şimdi motorun detaylarına gelecek olursak motorun detaylarında ne var? Şu rüzgarlı var ama rüzgarlı biraz kısa. Koruma demiri var üzerinde direkt kendi üzerinde gelen. Bir de motorla beraber gelen taşıma çantası var. Taşıma çantasına kaskımız güzel sığar. Ama ve lakin koltuk altına kask sığmaz. Oraya da diğer malzemelerimizi koyabiliriz. Şöyle bir bölmesi var. Benzinimiz buradan koyuluyor. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler ben motorcu, iyi bir motorcu değil. Ama bilmeyenler için anlatıyorum. Buraya kaskımız sığar. Şurada güzel bir bariyerimiz var. Yine arkaya bir kişi oturduğunda arkayı destekleyen güzel bir bariyeri var. Motorun şekli, şemali harika. Benim çok hoşuma gitti. Gidişi de harika. Rodajını da güzel yaptığımız sürece gerçekten güzel bir motor. Artı motorun göstergesi hem dijital hem analog. Böyle olmasını benim çok hoşuma gidiyor. Analogta da hani bu aslında ben racing çok seviyorum ama racing'e benim ailem izin vermediği için biraz eşim racing alamıyorum. Çünkü süratli bir motor. Ben de sürat seven birisiyim. Ondan dolayı alamıyorum. Motorumuzun şöyle hemen açtığımızda motorumuzu güzel bir ekran bizi karşılıyor. Açtığımızı şöyle açtık. Hemen güzel bir ekran bizi karşılıyor. Onun yanı sıra selektörümüz var. Motorumuzun şeyi, farları. Hemen onu da göstereyim. LED var.
Selektör yapabiliyoruz uzun kısa motorumuzda. Kornası da güzel. Onun yanı sıra sağ sinyal, sol sinyal, bunların hepsi gerçekten güzel bir görseli olan bir motor. Artı ön farlar led, arka farlar da çok güzel led yapmışlar. Arka farlar da çok güzel gözüküyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu motor. Yani scooter'da bu motor çok güzel. Artı bu motorda biliyorsunuz koldan çalışıyor motor. Artı bir de şey yapmışlar. Ayakla da çalıştırabiliyoruz motoru. Burada ayakçık da yapmışlar. Bu ayakla da çalıştırabiliyoruz. Onun yanı sıra hava soğutmalı bir motor. Hava soğutmalı bir motor. Buradan havayla soğuyan bir motor. 125 cc 8.5 beygir olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsa siz düzeltin. Değerli dostlar. Motorumuzu aldık. Motorumuz geldi. Motorumuzdan gerçekten şu an için memnunuz. Daha bindik mi? Bindik. Çok kısa süre bindim. Ama uzun süre artık havaların ısınmasını bekliyordum. Biz coğrafi olarak burada Gümüşhane'de havalar bir hayli soğuk gidiyor. Ondan dolayı daha binenler var mı? Var ama ben çok tercih etmiyordum. Ama artık tercih etmek zorunda kalıyorum. Şimdi benzin ve mazot fiyatlarından dolayı tercih etmek zorunda kalıyorum. Ben de artık motorla seyahatlerimi yapacağım inşallah. Seyahatlerimi yaparken de motorun işte eksiği, yediği, artısı, eksisi bunların hepsini siz değerli takipçilerimle paylaşacağım. Onun yanı sıra anlatmadığımız ne var? Bakıyorum. Niv Pro'su var. Bunun normalde bunun bir önceki kasası var. Önceki kasasıyla tek farkı şu öndeki cam ve yan bariyerler. Buna artı cam koymuşlar ön camını, rüzgarlığını, rüzgar kesici. Bir de bariyer koymuşlar, koruma bariyeri. Onun yanı sıra fazla bir farkı yok bildiğim kadarıyla. Motorun şeyinden herhalde ki kaliperinden mi arkada bir yerinden ses geliyormuş. Genelde kullanıcılar öyle yazmış. Demiş ki ya burada bir yerden ses geliyor ama o ses de kesiliyor. Bir de sıkıyorsun vesaire yapıyorsun, o kesiliyor diye söylemişler. Vallahi ben çok memnunum. Burada da bir tane şey var. Eşyalarımızı taşımak için yer yapmışlar. Şurada. Bunun Avrupa modelinde burada normalde şurası da aktif ama bu bizdeki Türkiye'dekilerde aktif değil. Değerli dostlarım motor böyle. Yarın motorun ilk marşına vuracağız. Rodajı biliyorsunuz. Rodajla alakalı da şöyle bir bilgilendirmeye çalışayım. Ha, aynalarda yorumlarda genelde şey demişler. Aynalar yetersiz olduğunu demişler. Ben henüz daha trafiğe pek çıkmadım. Yani onu tecrübe etmedim ama tecrübelerimden söyleyeceğim. Rodajı normalde millet, yani genel olarak insanlar şöyle biliyor. Millet dedim. İnsanlar şöyle biliyor. Hani işte belli bir kilometreye kadar gidersin rodajda. İşte 90'a, 70'e, 80'e, 90'a gelmezsin. Rodajı tamamlarsın. İşte uzun bir gidersin, rodaj tamamlarsın. Aslında rodaj öyle değil. Rodajın doğrusu şu. Nedir? İleri geri yapacaksınız. Yani sadece 70-80 değil. 60-50 70-80 gibi, yani hani böyle bu aralarda gitken yapacağız ki rodajı öyle tamamlansın. 1000 kilometre sonra zaten rodajı tamamlanıyor. Rodaj tamamlandıktan sonra ilk bakımı yapılıyor. Ondan sonraki bakımı 2000'de bir, 3000'de bir yapabilirsiniz. Artık o da size kalmış. Motorunuzun sevgisine kalmış. Eğer güzel bakarsanız malınızı, o da size güzel hizmet eder. Güzel bakamazsanız da hizmeti ona göre olur. Evet, motor yarın ilk marşa vuracağım. Marşa vurduktan sonra çekimimizi de yapacağız. Bundan sonraki dönemde sizlere motoru daha detaylı anlatacağım. Kullanılır mı, kullanılmaz mı, öneriyor muyum, önermiyor muyum? Bunların hepsini size anlatacağım değerli dostlar. Bundan sonra RKS ile yollardayız. 125 cc artık çıktı biliyorsunuz B ehliyeti. 125 cc B ehliyetinin 3 tane kuralı var. Birincisi yanlış hatırlamıyorsam 2 yıldan fazla ehliyetin olması, B ehliyetinin olması. 2 kural daha var. Bir tanesinin sürüş eğitimi. Bir tane daha var, o da çok hatırımda değil. İsteyenler internetten hemen bakabilirler. Sanırım bu işte bu aralar girdi zaten, yürürlükten geçti. Önerecek miyiz, önermeyecek miyiz? Buradan bütün bilgilerini paylaşacağım. Yarın sabah o zaman yolda görüşürüz. Bahçeye gideceğim, bahçede de görüşürüz. Bakalım nasıl gidiyor motorumuz. Vallahi ben merak ediyorum. Çok da mutluyum yani. Çünkü motor zor ikna ettim ailemi. Motora karşı hep biliyorsunuz bir şey var yani, hani tehlike durumu var. Zor ikna ettim ailemi, aldım. Normalde ben racing seviyorum. Bir de cross'u da seviyorum. Yani bu tarz
sporları seviyorum. Cross seviyorum. Racing'de de gazlamayı seviyorum. Yani ama onlara izin yok. Şöyle ufak ufak başlayalım. Bakalım sonumuz ne olur. Yarın görüşüyoruz. Değerli dostlar, ilk kontağı yaptık. Ve ilk kontağı yaptım. Eren'imin yanına geldim. Eren'im Gümüşhane'de tektir benim kardeşim. Eyvallah. Çok sevdiğim bir kardeşim. Petlas'ın bayisidir. Petlas, Continental, Lassa, tüm lastik gruplarını Eren'den alabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Fiyatlar da uygundur. Kendisi çok kaliteli bir adamdır. Mehmet abi de öyledir. Bak Mehmet abi. Elektrikçi Mehmet abi. Değerli dostlar, arabayı getirdim. Araba yıkamaya verildi. Bir de işleri var. Lamba mamba yakıyor. Ben deletti abile. Onları söndürecekler inşallah. Motorla geldim. Motorla gelmişken size çekimini, dün kalan çekimi yapalım şimdi. Üzerine bir tane hemen bahçeye gitmek için malzememi astım. Şimdi bir tur atayım. Kaskı takmadan bir kask tur atayım. Kask önemli. Dur dur. Ha, kask önemli değil mi? Doğru. Kaskımızı takıyoruz. Tamam. Evet. İnşallah. Evet, RKS New Prolight'la bahçeye kadar geldik şükür. Geldik, aynalarında bana göre görüş açısından çok bir sorun yok ama dönüyor. Aynaları onu herhalde ben ayarlayamadım. Dedim ya, ben motor çok şey değilim. Hani belki anlatırken de bir kusur etmiş olabiliriz, yani şöyle böyle anlatırken yanlış bilgi vermiş olabiliriz diye düşünüyorum ama hani genel olarak bilgilerini okudum, takip ettim ve onlardı. Hani eksik, belki sonradan aklıma gelen, belki devriyle alakalı eksik bir şey demişimdir. Hani devrini zaten sonuna kadar kullanmıyoruz. Hızlanmayı, rodajdaki hızlanmayı zaten söylemiştim. Hani devri sabit tutmamaya çalışacağız. Devri yani hem inip hem çıkacak. Öyle rodajı daha kaliteli oluyor mu şimdi? Çiftliğe doğru gidiyoruz. Gelip hayvanlarımızı yedireceğiz. Bu arada tavuklarıma sulukla yeni yemlik aldım. Onları hayvanlarımız daha kaliteli olsun diye yesinler diye vereceğiz. Daha önce de almıştım ama hep kırmışlardı. Ben de anlamadım. Bende bir psikopat tavuk vardı. Demin de birine rastladım sana. Diyor ki bana niye vermedin o tavuğu da? Verdim başkasına. Diyorum o tavuk benim iki horozumla bir tavuğumu öldürdü. Psikopat. Yani eğer kümesinde tavuk kalsın istemiyorsan tamam sen al. Ama ben verdim. Sezer şu an benim geldiğimi hissettiği için çıldırıyor. Sezer efendi. Geldim. Motorla buraya kadar gelmedim. Burası çok çamurdu. Şu bugün daha iyi. Çok çamurdu diye gelmedim. Orada bıraktım. Evet. Çiftliğe doğru geldik. Bakalım anahtarımız. Ama şunu söyleyeyim, hava soğuk yani. Araba servise verdim arabayı diye. Yapmadım ama hava harbiden soğuk yani. Buna dikkat etmek lazım. Yani üşüdüm yani. Havaların daha, ben normalde bir ay daha bekleyecektim havalar ısınsın diye ama dediğim gibi buranın havası soğukmuş hani. Ama bugün servise verdim aracı, bir de motora binmeye de heves ediyordum. Öyle bindik. Ha, bu arada kapak resmini muhtemelen Racing koyarım. Racing motor, şimdi her dedi yiğidin gönlünde bir aslan yeter ya, bizim gönlümüzde yatan aslan da o, ama dediğim gibi aileden izin koparamıyoruz onun için, çünkü benim için endişe duyuyorlar biraz sürat sevdiğim için. Ondan mütevellittir ki scooter'la devam yola. RKS New Prolight. Şimdi Paris çıktık. Paris gel. Paris. Gel.
Kedilerimiz de çıktı. Oy, gelin bakayım. Gel, 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 gel. Sezar da çıksın. Sezar yine burayı mahvetmiş. Temizleyeceğiz. Baron tabii ki yine adam temiz yani. Adamı görüyor musun? Şimdi öbür tarafı göstermek bile istemiyorum vallahi. Çünkü çok kötü. Şurada normalde atımız var biliyorsunuz. Ama atımız gitti. Yenisi gelecek gibi. Bakalım hayırlısı. Buradan da onları şimdi horoz ve tavuklar yaptık. Benim baş tavuğum. Kendisini çok severim. Kadriye. Şey ne kadriyesi ya? Canan. Şeyleri de buraya koydum artık ya. Paçalılar çünkü öbür horozonları korkutuyor. Bir telefonum çalıyor. Bakayım dedim. Yani eldiven dayandıramıyoruz biz buraya ya. Eldiven ya. Ah bu Sezar'ı görüyorsunuz. Eldivenlerimin hepsini alıp böyle haşamat ediyor. Dışarıda onu unutmayı vereyim. Tabi bu arada baron da aynı biliyor musunuz? Bu eldiven konusunda baron da aynı. Gelir hemen bulur alır. Alır hemen anasını ağlatır işte. Evet. Horozum yeni. İnşallah Teala bu horozum. Gerçi Kadriye gitti artık. Tabii şey olmaz ama. Horozum fena bir horoz. Fena bir horoz. Fena bir Doberman. Sezar bu arada 11 aylık oldu herhalde. Geçen Kasım onu dedi ama. Allah razı olsun, o da güzel takip ediyor. Ben unuttum. 25 Şubat doğumlu. Burada daha söyleyeyim ki bir daha hatırlamış olayım. Şimdi temizliklerini yapacağım ki yemeklerini vereyim. Beyefendilerin, hanımefendilerin. Bizim horoz abire iş başında. Hiç durdurak yok. Durdurak yok orada, durdurak. Diyor yumurtlayın diyor, yumurtlayın diyor. Artık yumurtlayın bence de yani. Garibim iyi oldu. Zayıfladı burada. Canan birkaç günde zayıfladı horoz gelince. Herkül ile Zeyna da orada. Onların yerini ayırdım artık. Ya onlar korkuyorlar bunlardan. Onların yerini ayırdım. Canan yine gidiyor eski ekibinin yanına. Onlar eski ekibi. Bunların hepsi yeni. 4 kişi. Değerli dostlar, çiftlikte şimdilik işim bitti. Bir daha geleceğim sonrasında. Ama RKS New ProLight'la bakalım. Bundan sonraki düzenimiz nasıl olacak? Size bunun eksilerini, artılarını ben bildireceğim. Değerli dostlar, bu videoda buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen, lütfen ama abone olup like atmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.